Merhaba arkadaşlar Permutasyon serisinin ikinci videosundayız. Sevgili arkadaşlar her türlü soruyu çözeceğimi söylemiştim. Benim videolarımı izleyen bir öğrenci sınavda kesinlikle soru kaçırmayacak. Bunu da söylemiştim. PDF'leri arkadaşlar paylaşmıştım. İlk videonun yani permütasyon kısmının ilk videosunda açıklama kısmında bulunu, bulabilirsiniz. Her e, yani her videoda ayrı ayrı bir PDF olarak paylaşmayacağım haberiniz olsun. Oynatma listesinde zaten permütasyon olarak yazın. Kendisi otomatik olarak oynatıyor yani. Orada teknoloji gelişmiş. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Eğer size size göre yani bazılarınıza göre hızlı anlatıyorsam e, teknoloji gelişmiş. Videonun hızını e, azalt kendin izle. Eğer yavaş anlatıyorsam videonun hızını artır. Yani teknoloji gelişmiş ha. Ya normal de izleyebilirsin. Bence normal izleyin. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada kalmıştık. Kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey rakamlar farklı diyor mu demiyor mu? Rakamlar farklı dememiş. O zaman 1, 2, 3. Şimdi bu kümenin elemanları 1'den 6'ya kadar olan elemanlar. Yani ilk basamağa ne gelebilir? Hocam 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani 6 farklı sayı buraya yazabilirim Çok güzel. E, rakamları farklı dememiş. Buraya da 1, 2, 3, 6'ya kadar olan sayılar. Yani kaç farklı sayı gelebilir? Yine 6 farklı sayı gelebilir. Arkadaşlar burada kullandığım sayıyı burada da kullanabilirim. Rakamları farklı dememiş ki. E, buraya da 1, 2, 6. Yani 1'den 6'ya kadar 6 tane sayı. Hocam neden 1'den 6'ya kadar? Ki kümenin elemanları 6'da. O zaman 6 çarpı 6 çarpı 6. 216 mı? Ya da 6'nın küpü. Siz hesaplarsınız arkadaşlar. Cevabımız 6'nın küpü. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. Kaç, üç, kaç, 3 basamak kaç sayı yazılabilir? Yine aynı soru ama bu sefer rakamları birbirinden farklı demiş. O zaman buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani 6 farklı sayıyı ilk basamağa yazabilirim. Onlar basamağına geldik. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 6 gelebilir. Sevgili arkadaşlar bakın rakamları farklı diyor. Yani rakamları farklı ne demek? Benim burada kullanacağım rakamı burada kullanamam. Diyelim ki ben 1'i kullandım burada arkadaşlar. O zaman ben 1'i onlar basamağına kullanamam. Yani 6 tane rakam vardı, bir tanesini kullanamam, 5 tanesini kullanabilirim. Benzer şekilde buraya 1'den 6'ya kadar 6 tane rakam gelebilirdi. Bir tanesini başa bir tanesini ortaya kullandım. 2 tane kullandım. 6 tane rakamdan 2 tanesini kullanmışsan 4 tane gelebilir buraya. Yani 6 kere 5 30. 30 çarpı 4. Sonucumuz 120 olacaktır. Devam ediyoruz. Güzel sorular. Kümesinin elemanları kullanarak rakamlar birbirinden farklı. Altını çiziyoruz. 3 basamaklı. Evet. Kaç farklı? Tek doğal sayı yazılabilir. Arkadaşlar eğer tek diyorsa ya da çift diyorsa ilk başta şart neyse o şartı gerçekleştirmemiz lazım. Yani şimdi ilk önce 1, 2, 3 basamaklı. Tek diyor. Kümedeki tek sayılar 1 var, 3 var, 5 var. Yani son basamağı ya 1 gelecek ya 3 gelecek ya 5 gelecek. Yani buraya 3 farklı sayı gelebilir. Çok güzel. İlk basamağı kümenin tüm elemanları gelebilir normalde. 1, 1 2, 3 4, 5, 6. Şimdi ben size bir teknik göstereceğim. Bakın 1 burada var. Burada da var. 3 burada var. Burada da var. 5 burada var. Burada da var. Hepsi, yani burada olanların hepsi burada da var. O zaman iki farklı durumda incelememe gerek yok. Bakın arkadaşlar bunları yavaş yavaş anlatıyorum. Birazdan bakın sorular zorlaşacak. İki farklı durumda inceleyeceğim. Eğer şu an bunu gözden kaçırırsan yine geri dönmek zorundasın. Vakit kaybetme de, anlatıyorum. Bakın şu 3'ü burada var. Aynı zamanda burada var. O zaman ben buraya 3 farklı sayı yazabilirim. Diyelim ki ben 1'i buraya kullandım. Artık 1'i buraya kullanma şansım yok. Yani 6 tane sayıdan bir tanesini kullanamam. Buraya 5 farklı sayı gelebilir. Buraya da arkadaşlar normalde 1'den 6'ya kadar 6 farklı rakam gelebilirdi. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tane kullandım. 6 tane rakamdan şu 6 tane rakamdan 2 tanesini kullanmışsam geriye 4 tane rakam buraya gelebilir. O zaman 5 kere 4 20. 20 çarpı 3 60. Hatırlayın hep çarpıyorduk. İş bitene kadar çarp. Devam ediyoruz. Kümesin elemanları kullanarak rakamları farklı, kaç farklı çift sayı yazılabilir. Yine aynı tarz soru. Aynı şekilde 1, 2, 3 basamaklı. Çift olması için kümedeki çift elemanlar 2, 4, 6'dır. Buraya ya 2 ya 4 ya da 6 gelebilir. Yani 3 farklı sayı gelebilir. Şimdi dikkat etmem gereken bir şey var. Ben bunu ısrarla sürekli yazarak siz de yazarak yapın ki kafanız karışmasın. Bakın 2'ler ortak. Çok güzel. 4'ler ortak. 6'lar ortak ortak olanlar hepsi de ortaksa iki farklı durumda incelememe gerek yok. Bunlar basit gelebilir size. Bakın birazdan size hatırlatacağım. Durun. Şimdi buraya üç farklı sayı gelebilir. Diyelim ki ben 2'yi kullandım. Yani bir tanesini kullanacağım mecburi. O zaman ben 2'yi buraya kullanamam. Yani 6 rakamdan bir tanesini kullanamam. 5 tane. Buraya da arkadaşlar 6 tane rakam var normalde kullanabileceğim. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tane kullandım. 4 tane sayı kullanabiliriz. Yani 6'dan 4 çıkar. 2 çıkar 4 anladınız. 5 kere 4 20 çarpı 3 60. Yani zaten 60 tane tek sayı varsa 60 tane de çift sayı vardır diyebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Kümesinde elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı çift sayılardan kaç tanesi 400'den büyüktür? Abo maf olduk. Şimdi arkadaşlar izleyelim lütfen. Lütfen izleyelim. 1, 2, 3 basamaklı. Şimdi çift olması için son basamak ne olmalı? 2, 4, 6 olmalı. Kümün elemanlarında çift sayıları buraya yazdım. 400'den büyük olması için burası ya 4 olacak ya 5 olacak ya da 6 olacak. 400'den büyük olması için ne diyor arkadaşlar. 400'den büyük. Şimdi başlıyorum. Hepsi ortak mı? Bakın 4 burada var. Burada da var. 6 burada var. Burada da var. Abo maf olduk. İkiler yok. Yani iki burada var ama burada yok. O zaman arkadaşlar balıklama atlamıyoruz. Yani buraya 3 deyip de gidip gitmiyoruz. Yok. İki farklı durumda inceleyeceğiz arkadaşlar. Ortak olanlar için farklı bir durum. Ortak olmayanlar için farklı bir durum. Bakın ilk örneğimizde bununla başlayacağız. Birazdan örnekler çözeceğiz. Diyeceksiniz ki ya zor bir şey değilmiş. İki farklı durumda inceliyoruz. 1, 2, 3, 1 2 3. Bakın birinci durumu inceliyorum arkadaşlar. Bir de bu da ikinci durum olsun. Birinci durum ne? Sonu 4 ve 6 ile biten çift sayılar. İkinci durum sonu 2 ile biten çift sayılar. Yani şunun için farklı bir durumda incelemek zorundayız yoksa yanlış yaparız. Evet arkadaşlar bakın buraya iki farklı sayı gelebilir. 4 ya da 6. E tabii 400'den büyük dediği için buraya 4 5 6, buraya da 4 5 6. Yani 400'den büyük olması için. Şimdi ben 4 ya da 6 iki farklı sayı buraya gelebilir. Diyelim ki 4'ü kullandım. Artık 4'ü burada kullanamam. Yani buraya da 2 sayı gelebilir. Elimde 6 tane rakam var. Buraya normalde 6 tane rakamın 6'sı da gelebilirdi. Rakamlar farklı dediği için 2 tanesini kullandım. Bir tanesini başa bir tanesini sona. Buraya geriye kalan 4 sayı gelebilir. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16 tane sayı var ki Sonu 4 ve 6 ile biten çift sayılar ve aynı zamanda 400'den büyük. Buraya geldik. Sonu 2 ile biten kaç tane 400'den büyük sayı var? Rakımlar farklı. Buraya bir tane sayı gelecek. Sadece 2. E şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. 2 burada yok. Yani buraya 3 farklı sayı da gelebilir. Yani ben 2'yi buraya kullandım. Buraya 2 yok ki zaten. Yani ya 4 ya 5 ya 6'yı kullanacağız. Yani 3 farklı sayı gelebilir. Buraya da arkadaşlar Normalde 1'den 6'ya kadar olan tüm sayıları yazabilirdim. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tane kullandım. Geriye kaldı. 4 tanesini buraya kullanabilirim. 3 kere 4. 12 tane sayı var ki sonu 2 ile biten. 2 farklı durumda inceliyorsak topluyoruz. Yani 16 ile 12'nin toplamı kaç eder? Sonucumuz 28. Yani 28 de bu sorunun cevabı. Kümesinin elemanları kullanarak 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye sormuş. Bakalım. 1 2 3 4. Rakamları farklı demiş mi? Hayır. He, bakın burada 0 da devreye girdi. E rakamları farklı da dememiş. O zaman işimiz basit. Yani buraya 1 2 6 1'den 6'ya kadar yani 0 hariç hepsi gelebilir. 6 farklı sayı gelebilir. Buraya 1 2 6 artık 0 da buraya gelebilir. Bakın 0 da buraya gelebilir. Yani 7 farklı sayı gelebilir. Kümede zaten 7 farklı sayı var 0 dahil. E buraya da 7 tane sayı gelebilir. Buraya da 7 tane sayı gelebilir. Rakamları farklı demediği için her türlü sayıyı kullanabilirim. Sadece 0'ı başa kullanamadığım için 1'den 6'ya kadar 6 rakam gelebilir. Bunların çarpımı cevaptır. Sonuç önemli değil. Mantığını anlamak önemli. Devam ediyoruz. Kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı vardır? 0 var işin içinde. Şimdi 1, 2, 3 basamaklı tek olması için son basama ya 1 ya 3 ya 5 olacak. Ya 1, ya 3 ya 5 olacak. Çok güzel. Yani buraya rakamları farklı demiyorsa arkadaşlar 3. Eğer rakamları farklı demiyorsa zaten iki farklı durumda e, incelememize hiç gerek yok. Yani düşünmeden yapabilirsiniz. Rakamlar farklı dememiş bu soruda. Yani buraya e, 0 hariç her şey gelebilir ilk basamağı. Yani 1'den 6'ya kadar olan 6 sayı da gelebilir. Buraya da arkadaşlar her şey gelebilir. 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam var. 7'si de gelebilir. Rakamları farklı demediği için bu şekilde yapacağız. O zaman cevabımız ne oluyor? 7 kere 3 21. 6 kere 21 kaç eder? 126. İnşallah yanlış yapmamışımdır arkadaşlar. Cevabımız 6, 7, 3'ün çarpımıdır. Haberiniz olsun. Kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir diye, diye sormuş. 1, 2, 3. Rakamları farklı demediği için hiç düşünme neden yapın. Yani iki farklı durum yok burada. Çift olması için buraya ya, do, ya 0 ya 2 ya 4 ya da 6 olacak. Çünkü 0 da çift sayıdır. Yani buraya 4 farklı sayı yazabilirim. Buraya 0 hariç her şeyi yazabilirim. Yani şu 6 sayının hepsini yazabilirim. Buraya hepsini yazabilirim. Yani 7. 7 tane rakam var. 7'si de 0 dahil. Hepsini yazabiliriz. Rakamları farklı demediği için bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yani 0'ı buraya kullanmışsam buraya da kullanabilirim. Hiç fark etmez. 6 kere 7 42 çarpı 4 cevabı bulursunuz arkadaşlar. Yani sonuç önemli değil. Yine de 7 kere 4 28. 6 kere 8 48. 6 kere 2 12. E, 16 168 gibi bir şey çıkacak. Dediğim gibi arkadaşlar mantığını kavrayın. Sonuç sizin için önemli olmasın. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı, önemli. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3 basamaklı. <laughs> rakamları birbirinden farklı demiş. E buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 6 yani 1'den 6'ya kadar olan sayılardan 6 farklı sayı gelebilir. Çok güzel. bir tanesini kullanacağız arkadaşlar. Buraya mesela diyelim ki 2'yi kullandık. Artık diğer basamaklarda 2'yi kullanma şansım yok. Buraya 0 da gelebilir. Yani 0, 1, 2, 6. Yani 0'dan 6'ya kadar 7 sayı gelebilirdi. Ben 2'yi kullanamam. Diyelim ki 2'yi buraya kullandım. Yani bir tanesini kullanamam. 6 sayı gelebilir. 7 tane rakamdan bir tanesini kullanamıyorsam 6 tanesini kullanabilirim. Benzer şekilde buraya 0 gelebilir, 1 gelebilir. 6, yani 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam gelebilir. Bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandım. 2 tane kullandım. 7 tane rakamdan 2 tanesini kullanmışsam geriye 5 tane kaldı. 5 farklı sayı gelebilir. 6 kere 6, 36 çarpı 5, 180 farklı sayı yazabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Kümesin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı kaç farklı tek doğası yazılabilir. Dikkat! Burası çok önemli. Şimdi izleyin arkadaşlar. 1, 2, 3. Tek demiş. Buradaki tek sayılar neler? 1 var, 3 var, 5 var. Çok güzel. Şimdi rakamlar birbirinden farklı demiş. Normalde buraya sıfır hariç her şey gelebilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 1 burada var. Şurada da var. 3 burada var. Burada da var. 5 burada var. Burada da var. O zaman sıkıntı yok. Başka bir deyişle yeni bir şey çıkartmışlar. Sıkıntı ne? Devam et. Devam ki. Öyle diyorlar arkadaşlar. Artık bu Kürtçe mi oluyor ne bilmiyorum. Şimdi eğer hepsi ortaksa ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Devam ki. Yani ne yapıyoruz? Buraya arkadaşlar bakın 3 farklı sayı gelebilir. Ee, rakamlar farklı dediği için diyelim ki ben biri buraya kullandım. Artık buraya kullanamam. E, buraya 6 farklı rakam gelebilirdi. Bir tanesini kullanamayacaksan 5 tane gelebilir. E, buraya 0'dan 6'ya kadar kümenin elemanları 7 tane rakam gelebilirdi. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. Rakamlar farklı dediği için o 2 tanesini bir daha kullanama. Yani 7 rakamdan 2 tanesini kullanamayacaksam 5 tane gelebilir. 5 kere 5 25. 25 çarpı 3 75 farklı sayı yazılabilir diyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Kümesin elemanları kullanarak rakamları farklı, kaç farklı çift sayı yazılabilir diye sormuş. Şimdi 1, 2, 3. Çift dediği için buraya 0, 2, 4, 6 gelebilir. Buraya da normalde 0 hariç hepsi gelebilir. Şimdi izleyin. Arkadaşlar 2 burada var, burada da var. 4 burada var, burada da var. 6 burada var, burada da var. 0 burada var, burada yok o zaman sıfır için ayrı inceliyoruz. Bak bu çok önemli ha. Bunu gözden kaçırsa maf olursun. Ben sana şimdi de söyleyeyim. Sıfır için ayrı bir durum inceliyoruz. Yani ne demek istiyorum? 1, 2, 3 yani sonu 2, 4, 6 ile biten çift sayılar için ayrı bir durum. 1, 2, 3, 0 biten sayılar için ayrı bir durum inceleyeceğiz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Buraya kaç sayı gelebilir? 3 sayı gelebilir. Buraya normalde 1, 1'den 6'ya kadar olan sayılar gelebilirdi. Ben bir tanesini kullandım. Artık onu burada kullanamam. 6 tane rakamdan bir tanesini kullanamayacaksam 5 sayı gelebilir. Buraya 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam gelebilir. 2 tanesini kullandım. Nerede? Başta ve sonda. Yani 7 tane rakamdan 2 tanesini kullanamayacaksam 7-2... 5 sayı gelebilir. 5 kere 5 25. 25 çarpı 3 bu biraz zor 75. Yani 75 tane sayı var ki sonu 2, 4 ve 6 ile biten çift sayılar. Sonu 0 ile biten kaç tane 3 basamaklı çift sayı vardır? Şimdi buraya bir sayı gelecek. Benzer şekilde arkadaşlar buraya 1 2 yani 0 hariç her şey gelebilir. Yani 6 tane rakam da gelebilir. Neden 0'ı ilk farklı bir durumda inceliyoruz? Görüyorsunuz işte. Bakın 0'ı buraya kullandım. Zaten 0'ı ilk başta kullanamıyordum ki. Yani buraya 6 tane sayı gelebilir. Buraya normalde 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakam gelebilir. E 1 tane 2 tanesini kullandım. Geriye kaldı 5 tane rakam gelebilir. 6 kere 5 30. 30 tane sayı var ki sonu sıfırla bitiyor çift sayı. Bunların toplamı iki farklı durumda inceliyorsak topluyoruz. Dikkat dikkatinizi çekiyorum. 75 ile 30 30'un toplamı bu kaç? Bu biraz zor işte. 105 farklı sayı vardır diyeceğiz arkadaşlar. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. 5 ile tam bölünebilen 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diye sormuş. 1, 2, 3, 4 basamaklı mı demiş. Abo mahvolduk. Şimdi 5 ile bölünebilmesi için son basamak ya 0 olacak ya 5 olacak. Doğru mu? Evet. Buraya ne girebilir? 1, 2, 0 hariç her şey gelebilir arkadaşlar. Kümenin tüm elemanları gelebilir. 5, 6. Dikkat. 5 burada var, burada da var. 5 ortak, 0 ortak değil. Yine iki farklı durumda inceliyoruz. Bakın bunlar önemli. ha. Ben size söyleyeyim. Bunlar çok önemli. Silgi nerede? Şimdi şunu sileyim bir. <laughs> Yani 0 için ayrı inceleyeceğiz. 5 için ayrı inceleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 basamaklı demişiz. Ya. bu niye bu kadar uzatmışım bilmiyorum. Yani buraya son basamak 5 olsa, son basamak 0 olsa ne olacak? 5 ile bölünebilmesi için son basamak 0, 5 olacak. Onu da söyleyeyim. O zaman arkadaşlar bakın buraya bir gelebilir. Bir tane sayı gelebilir. Yani sadece 5. Buraya normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilirdi. 5'i buraya kullandığım için artık buraya kullanamam. O zaman geriye kaldı 5 sayı gelebilir buraya. Benzer şekilde 7 tane rakam var. Artık bakın pratik olun. 7 tane rakam var kümenin elemanlarından. 7 tane rakamdan 2 tanesini kullanamayacaksam 5 tane kullanabilirim. 7 tane rakamdan 1, 2, 3 tanesini kullanamayacaksam 7'den de 3 çıksa 4 tane gelebilir. 5 kere 5 25 25 çarpı 4 100. 100 tane sayı var ki sonu 5 ile bitiyor ve rakamları farklıdır. Çok güzel. Sonu 0 ile biten kaç sayı var? Buraya bir tane sayı gelebilir. Yani sadece 0. Buraya Zaten sıfır gelemiyordu. Yani birden 6'ya kadar olan sayılardan 6, 6 tanesi de gelebilir. 7 tane rakam var. Bir tanesini başa bir tanesini sonra kullandım. 2 tane kullandım. Geriye kaldı. 5 tane gelebilir. Buraya da benzer şekilde 7 tane rakam var. 3 tanesini kullandık. 1, 2, 3, 4 sayı gelebilir. Çarparsak 6 kere 5, 30. 30 çarpı 4, 120. 120 tane sayı var. Sonu sıfırla biten. Bunları topluyoruz. Kaç eder? 220 arkadaşlar cevabımız. <laughs> Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 300'den büyüktür? Vay, şimdi başlıyorum. Bakalım iki farklı durumdan inceleyecek miyim? 3 basamaklı mı demişti? Evet, çok şükür. O zaman buraya ya 0 ya 5 gelecek. Buraya kümenin elemanları 1'den 6'ya kadar yani 0 hariç her şey gelebilir normalde tek tek yazıyorum ki anlaşılsın ha. Bakın 5 burada var, burada var. 5'ler ortak 0, ortak değil. O zaman ne yapıyoruz hemen? 0 için ayrı bir durum inceliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle 1 2 3 1 2 3. Ha pardon, pardon, pardon. Şurayı hemen hızlı bir şekilde. Şimdi 300'den büyük demiş ya arkadaşlar. 300'den büyük diyorsa 1 ve 2 olmayacak başlarda. 1 ve 2 olmayacak. Zaten Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Rakamlar farklı demiş arkadaşlar. Yani 3, 4, 5. Yine aynı şekilde 5'ler ortak 0 ortak değil. Yani hiçbir şey fark etmez. Sadece 300'den büyük olmasına dikkat edin. Yani sonu 5 ile bitenleri ayrı inceleyeceğiz. Sonu 0 ile bitenleri ayrı inceleyeceğiz. 300'den büyük dediği için buraya ya 3 gelecek ya 4 gelecek ya 5 gelecek ya 6 gelecek. Ona dikkat edin lütfen. 300'den büyük olacak arkadaşlar. E buraya... 5'i buraya kullandım. Yani bir tane sayı buraya kullandım. O zaman 5'i artık buraya kullanamam. Geriye kaldı. 1, 2, 3 tane sayı gelebilir buraya. Değil mi? 6, 4 ya da 3 gelebilir. 7 tane rakam var. Yani 0'dan 6'ya kadar. 7 tane rakam buraya gelebilirdi. Bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandım. 2 tane kullandım. 7 tane rakamdan 2 tanesini kullanmışsam 5 tane kullanabilirim. 3 kere 5, 15 tane sayı var ki sonu 5 ile bitiyor. Çok güzel. Sonuç sıfırla biten 5 ile bölünebilen bilen sayılara bakıyoruz. Buraya sadece bir tane sayı gelebilir. 300'den büyük demiş. Ha dikkat edin. 3, 4, 5, 6. Yani buraya 4 sayı da gelebilir. Çok güzel. 7 tane rakam var. 2 tanesini kullandık. Buraya da 5 tane sayı gelebilir. 4 kere 5, 20. O zaman toplarsak 15 ile 20'nin toplamı kaç eder? 35. Cevabımız 35'tir. Sevgili arkadaşlar e, permütasyonun ikinci kısmını da bitirdim. Videoların özellikle uzun olmasını istemiyorum. O yüzden farklı farklı videolar paylaşıyorum ki öğrenci de sıkılmasın. PDF'leri alıp PDF üzerinde güzel bir şekilde not alarak yazarsan, yazarak çalışırsanız sınavda gelebilecek soruyu hiçbir şekilde kaçırmayacaksınız ki arkadaşlar bir permütasyon kombinasyon kafası size oluşursa matematikte başarılı olursunuz haberiniz olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. 3. videoda videoya geçiyorum arkadaşlar. Siz de bunu bitirin, notlarınızı alın, 3. videoya geçin. Aklınıza takılan bir şey varsa ya da eğer e, videoların uzunluğu, şeyleri hakkında her şey olabilir. İşlem hatası olabilir. Yorum atın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.